Şimdi Türkiye için son derece önemli olan bir konuya bakalım. Türkiye ilk defa uzun menzilli füzeye sahip olacak. Üstelik de bu ilk füze Çin'den alınacak. Eylül ayında yapılan ve Çin'in kazandığı füze savunma sistemi ihalesi Türkiye ile Batılı müttefiklerini karşı karşıya getirdi. Bugüne kadar füze savunma sistemi ihalesi sürecinde neler yaşandı? Gelin kısaca hatırlayalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi ihaleyi 27 Eylül'de yaptı ama tartışması hala sürüyor. İhaleye Çin firmasının yanı sıra iki Amerikan şirketinden oluşan ortaklık, İtalya-Fransa ortaklığı ve Rus şirketi katıldı. Başbakan Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre menzil ve teknoloji açısından Rusların verdiği öneri en üstün olandı ama önerilerin en pahalısıydı. En düşük fiyatı 4 milyar dolarla Çin firması verdi. Çin'le en yakın rakibi İtalyan-Fransız ortaklığıyla arasında 1 milyar dolarlık, Amerikalılarla 1 milyar 200 milyon dolarlık, Ruslarla ise tam 4 milyar dolarlık fark vardı. Üstelik Çinliler üretimin Türkiye'de yapılmasını, füzelerin 24 ay içinde teslim edilmesini ve Türkiye'ye teknoloji transferini kabul ediyordu. Ankara'da yapılan ihalede Çin firmasıyla müzakerelere başlama kararı alındı. Başbakan Erdoğan, Çin tarafının müzakerelerden çekilmesi halinde diğer firmalarla görüşme kapısını açık bıraktı. Savunma Bakanlığı Çin'le müzakerelerde 6 ay içinde belli bir noktaya gelinmesini hedefliyor. Müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde Türkiye Çin'den hem ilk uzun menzilli füzesini hem de hava savunma sistemini alacak. İhalenin sonuçları Amerikan şirketinin kazanmasını bekleyen Washington açısından sürpriz oldu. Çünkü Washington, ihaleyi kazanan Çin devlet firması Çepemiek'e 1993 yılında Pakistan'a füze teknolojisi verdiği için yaptırım uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlar Çepemiek'in Suriye, Kuzey Kore ve İran'a yaptığı silah satışları ve savunma işbirlikleri yüzünden genişletilmişti. Uzmanlar, tepkinin bir diğer nedenini de Çin'in Orta Doğu'daki varlığını giderek daha fazla hissettirmesine bağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan tepki gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Jim Miller ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Türkiye'ye gelerek Ankara'dan yaptığı tercihi tekrar gözden geçirmesini istedi. Karşı atağa geçen Çin de Ankara'ya 17 kişilik bir heyet göndererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün taleplerinin karşılanacağını bildirdi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen'le Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi Richard Donne ihale dolayısıyla kaygılarını dile getirdi. Batılılara göre Çin'in hava savunma sistemi HQ-9, NATO'nun Patriot sistemiyle uyum göstermiyor. Üstelik NATO'nun sistemlerini siber saldırıya açık hale getirebilir endişesi yüksek sesle dile getiriliyor. Türkiye, Batılı ülkelere yeni savunma sisteminin NATO sistemlerinden bağımsız çalışacağını bildirdi. Çin ise Batılıları basit ticari bir ihaleyi siyasi hale getirmekle suçluyor. Aslında Amerikalılar Türkiye'nin füze savunma sisteminde jeopolitik bir tercih yapmadığı, savunma sanayini güçlendirme amacıyla hareket ettiğini kabul ediyor. Ancak Amerikalılar, Çinliler konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceklerini belirtiyor. Peki Türkiye, Batı'nın itirazına rağmen Çin'den füze savunma sistemi alır mı? Alırsa avantajları neler olur? Batı bunları neden istemiyor? Uluslararası Güvenlik Stratejileri uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın ihaleye ilgili merak edilen sorularımızı cevapladı. Merak edilen soruların başında Türkiye'nin neden bu füze sistemine ihtiyaç duyduğu geliyor. Birinci tehdit Türkiye için malumuz olduğu için en yakın tehdit Suriye'dir. Türkiye'nin dışında İran'da bu füzelerden var ve İran'ın elindeki füzeler İstanbul'u vurabiliyor. Ermenistan'ın elinde hem Scud sınıfı füzeler var hem de İskender sınıfı füzelerin olması Türkiye için çok büyük bir tehdit potansiyeli oluşturuyor. Öte yandan Rusya'nın bir süper devlet olduğunu tekrar düşünecek olursak ve 102. üste Ermenistan'da Rusların 5000 askerini ve bu tür füzelerle donatıldığını düşünecek olursak Türkiye füzelerle çevrelenmiş bir pozisyona girdi. Ve Türkiye bu ülkelerden gelecek tehditleri bertaraf edecek füze sistemine sahip değil. Elbette hava kuvvetlerimizi, AVAK sistemleri bunları önlemek için radar sistemleriyle donatıldı. Fakat bunu havada vurabilecek mutlaka etkin füze sistemlerine ihtiyacımız var. Orta irtifada bunu karşılayacak füzelerimiz yok. Peki Türkiye'nin bu ihtiyacına rağmen Amerika Birleşik Devletleri neden bu ihalenin sonucundan rahatsız?
Benim kanaatimce Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı tertipleniyor. Amerika ile Çin gelecekte mutlaka Pasifik'te savaşacaklar. Dolayısıyla Amerika için Çin çok büyük bir tehdit unsuru. Dolayısıyla öte yandan Amerika'nın bu Çinli şirkete vermiş olduğu kısıtlama da onu gösteriyor. Siz nasıl bizim kısıtladığımız bir şirketten silah aldırsınız diye bizi itirazda bulunuyorlar. Bir de Çinli firmanın füze sisteminin NATO sistemine entegrasyon sorunu olduğu ileri sürülüyor. Entegrasyon sorunu olmadığını bizim mühendislerimiz açıkladı. Biz füzeyi alacağız ama yazılımların Türk mühendisleri Aselsan ve Havelsan yapacak. Ayrıca Roketsan'la beraber ortak çalışılacak. NATO envanterinde olmayan S-300 füzelerini biz Yunanistan'ın kullandığını biliyoruz. Çekoslovakya'da var, Çek Cumhuriyeti'nde, Bulgaristan'da ve diğer NATO müttefiklerinde var. Ve bunlar sisteme entegre. Peki Batı rahatsızlıklarını dile getirirken neden ihalede Türkiye'ye Çinli firmadan daha iyi teklifle gelmediler? Maalesef müttefiklerimizden biz şunu görüyoruz. Bazı kritik bilgilerin bize aktarılmadığını görüyoruz. Bunlar yazılımlar ve ortak üretim. Neden müttefiklerimiz bize bu teknolojiyi vermek istemiyorlar? Buradaki korku şu. Acaba gelecekte NATO'nun gizli istihbarat bilgileri Çin tarafından çalınabileceği. Tepkilere rağmen Türkiye'nin Çinli firmayla görüşmesinin sebebine gelince en ucuz teklif olması, teknoloji transferi yapılacak olması ve füze sisteminin ortak üretilecek olması ve üstelik bu ortak yapımdan sonra üçüncü ülkelere satış hakkının verilmesi. Yani bu füze imal edildikten sonra bunu biz kendi envanterimize alacağız. Ve bir takım know-how kabiliyetlerini kazandıktan sonra yerli üretimle belki Çin'le beraber veya belki Türkiye kendisi yeni bir marka üreterek üçüncü devletlere satacak. Peki Türkiye Çin füzesi satın almaktan vazgeçebilir mi? Eğer burada müttefiklerimiz bu zamanı iyi değerlendirirler de Türkiye'nin istedikleri standartları aşağı düşürürlerse yine bize teknoloji transferini herhangi bir şekilde siyasal gerekçe göstermeksizin bize devlet garantisi verdikleri takdirde biz tekrar Çin füzesinden dönebiliriz. Akla gelen diğer bir soru da eğer Türkiye'nin isteklerini Batı karşılamaz da Çin'den füze sistemi alınırsa NATO'nun tepkisi ne olur? Tehdidin resmini bize vermeyebilir. Peki bu durumda Türkiye ne yapmış olacak? Türkiye bu durumda kendi milli istihbarat ve casus uydusunu devreye sokmak durumunda. Peki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye üzerinde baskısını artırır mı? Bu bana göre artabilir. Neden? Türkiye'nin gelecekteki en önemli projelerinden bir tanesi J-35 sınıfı yeni avcı bombardıman uçağı. Belki Senato bu silahta bize ambargo koyabilir. İtalyanlarla yaptığımız atak taarruz helikopterlerin motorlarında bize ambargo koyabilirler. Veya en önemlisi hava kuvvetlerimizin belki evini teşkil eden F-16 uçaklarına ambargo koyabilir.